Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 2. dönem 2. sınav sorularını yapacağız. Bu sorularla birlikte artık okula veda edeceksiniz. Yeni hayatınızda yeni eğitim üretim döneminizde hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. 2 senaryo hazırladık. Birinci senaryomuzda bakalım hangi sorularımız var. Kültürümüzde etkili olan önemli tasavvufi anlayışlardan yesevilik hakkında bilgi veriniz şeklinde Ayrıntılı yazdık. Sizler aklınızda kalanı sınavda yazarsanız doğru kabul edilir. Yesevilik dediğimiz zaman Ahmet Yesevi aklımıza gelecek. Kimdir o? Batı Türkistan'da bulunan Yesi şehrinin Sayram kasabasında doğuyor. Piri Türkistan olarak anılıyor ve Yesi de vefat ediyor. Ahmet Yesevi ilim öğrenmek için Buhara'ya gitmiş ve Yusuf Hemedani'den ilim tahsil etmiştir. Hocası Arslan Baba'nın vefatından sonra Yesi'ye dönüp pek çok öğrenci yetiştirmiştir. Yesevilik Ahmet Yesevi'ye nispet edilen Ahmet Yesevi'nin görüş ve düşünceleri çerçevesinde oluşmuş ve Orta Asya'da etkin olmuş bir tarikattır diyeceğiz. Ahmet Yesevi'nin başlıca eserleri Divanı Hikmettir ki Türkçemizdeki manzum bir çalışmadır. Hikmet adıyla anılan Türkçe şiirleriyle İslam'ı ve tasavvufi düşünceyi Türkler arasında yaymıştır Ahmet Yesevi dediğimiz zaman Yesevi'liği kısmen özetlemiş olduk. İkinci sorumuz. 1207 yılında Horasan'ın Bel şehrinde doğmuş, ilk eğitimini alim bir zat olan babası Bahavettin Veled'den almıştır. Konya'da vefat etmiştir. Mevlevilik onun görüşleri çerçevesinde oluşan tasavvuf akımdır. divan Kebir, Mesnevi, Fihimafi, Baş ceserleridir. Mevlana düşüncesinin temeli insan sevgisine dayanır. Onun görüşü, düşüncesi, inancı ne olursa olsun herkese sevgiyle yaklaşılması gerektiğini savunur. Bu özelliği onun bütün dünyada tanınmasına neden olmuştur. Hakkında bilgiler verilen mutasavvıfımız kimdir? Mevlana Celaleddin Rumi yazacağız. Bu sorumuz şekilde de gelebilir. İşte Mevlana Celaleddin Rumi hakkında bilgi veriniz derse bu. Mevlana Celaleddin Rumi'nin eserlerini yazın derse divan Kebir Mesnevi Fihi Mafi diyebilirsiniz. Cevabımız Mevlana Celaleddin Rumi. Üçüncü sorumuz Alevilik Bektaşilik'te adab erkanından musahiplik hakkında bilgi veriniz. Alevilikte, Bektaşilikte evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte dedenin huzurunda kurban keserek Hayat boyu yol arkadaşı olmaya söz vermelerine muhas musahiplik deniyor. Dede Alevilik Bektaşilik'teki din adamları. Hz Muhammed Mekke'de Medine'ye hicret edince ne yaptı? Mekke'den gelen muhacirlerle Medine'de onlara karşılayan ensar arasında bir kardeşlik anlaşması yaptı. Hz Muhammed'in kardeşi de yeğeni Hazreti Ali olmuştur. İşte Bektaşilik'te ikrar ve nasip alma olarak ifade eden uygulaması İslam'ın ilk yıllarındaki bu uygulamaya dayandırılıyor ve günümüzde de evlenecek iki kişi karı koca dedenin huzuruna varıyor kurban kesiyor hayat boyu yol arkadaşı olacaklarına boşanmayacaklarına birbirlerini üzmeyeceklerine söz veriyorlar işte buna musayiplik deniyor. Dördüncü sorumuz müminler ancak kardeştir Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Hucurat suresi 10. ayet veriliyor. Verilen ayeti açıklayınız sorumuz. Bu ayete göre İslam'ın en önemli ilkelerinden biri nedir? Bütün müminlerin kardeş kabul etmesidir. El müminune ihbetün. İslam kardeşliği yaygınlaştırmaya çalıştığı gibi bu güzel duyguyu ortadan kaldıran kötü durumlar, aksi davranışlardan insanları uzaklaştırmaya gayret eder. Mekke'den Medine hicretin hemen ardından yaptığı ilk işlerden biri de peygamberimizin nedir? Ensar ve muhacirler arasında bir kardeşlik anlaşması yapmasıdır. Dolayısıyla Müslümanlar arasında küslük, dargınlık varsa onları muhakkak barıştırmalıyız. Üç günden fazla küs durdurmamalıyız. Beşinci sorumuz. İslam'da işçi ve işveren hakları konusuna bilgi veriniz. Evet Muamelat hususları toplumsal hayatta işçi ve işverenin birbirlerine elbette bir takım hakları, görevleri ve sorumlulukları vardır. İşveren yani fabrikatör yani patron işçisinin beden ve ruh sağlığını önemseyecek. Güvenli bir iş ortamı hazırlayacak. İşçinin hakkını, aylığını, mesaisini geciktirmeden verecek. İşçilerinin dinine, rengine, ırkına, cinsiyetine bakmadan eşit davranacak, onların yeteneklerine ve liyakatına önem verecek. Peki işçiler ne yapacak patronuna karşı? Yaptığı işini ciddiyetle ve özenle yerine getirecek. Sorumlu olduğu iş alanını kendine emanet olarak görecek ve onu koruyacak. Kendine verilen sorumlulukları da muhakkak, eksiksiz, tam olarak yerine getirecek. Toplumların ekonomik olarak kalkınması ve güçlenmesi noktasında iş ahlakı çok önemlidir. Dürüst çalışmak, düzgün iş yapmak çok önemlidir. İşte tüm bunların yanında işçi sağlığı ve güvenliği de dikkat edilmesi gereken konular arasındadır. Bunlar gözetildiğinde toplumda ne olur? İşçi ve işveren arasında barış ve huzur ortamı oluşmuş olur. 6. sorumuz İslam dininin gıda maddeleriyle ilgili ortaya koyduğu hususları açıklayınız. Dinimiz İslam'la bazı yiyecekler Kur'an-ı Kerim ve hadislerde çeşitli nedenlerden dolayı haram kılınmıştır. Haram koyulma yetkisi peygamberi Allah'a ve peygamberine aittir. Yiyecekler konusundaki yasaklar en başta insanın beden ve ruh sağlığını korumak için konmuştur. Amaç budur. Beden ve ruh sağlığımıza zararlı olduğu sabit olan maddelerin yenilip içilmesi dinimizde kesin bir şekilde yasaklanmıştır ve haram kılınmıştır. Bu yüzden Zehirli ve uyuşturucu maddeler, sarhoşluk veren katı, sıvı ve uçucular insan sağlığı açısından tehlike arz etmesi nedeniyle dinimiz tarafından haram kabul edilmiştir. Bunlardan uzak durmalıyız. Son sorumuz, Hinduizm'in doğuş dönemi hakkında bilgi verilmiş şeklinde. Hindistan'daki bir din, miladi 1. yüzyıldan itibaren Hinduizm oluşum sürecini tamamlamaya başlıyor. Bu dönemde ortaya çıkan felsefe kulları, Geleneksel inançların aksine yeni düşünceler ve inançlar geliştiriyor. Bu yeni anlayış Hinduizmin kitlelere daha fazla insanlara yayılmasını sağlıyor diye açıklayabiliriz kısaca. Şimdi de din kültürü ahlak bilgisi dersimizin ikinci senaryosunu çözelim. Belki sınavımız oradan ya da buradan gelebilir. Birinci sorumuz. Kültürümüzde etkili olan önemli tasavvufi anlayışlardan nakşibendilik hakkında bilgi verin şeklinde. Nakşibendilik Bahavettin Nakşibend tarafından Buhara yakınlarındaki Kasrı Arifan köyünde doğan Muhammed Bahavettin'in kurduğu bir mezheptir. Nakşibendilik Muhammed Bahavettin Nakşibendi'nin görüşleri çerçevesinde oluşmuş tasavvufi bir akım. Anadolu, Türkistan, Hindistan başta olmak üzere geniş bir coğrafyada taraftarlar buluyor. Pek çok insan tarafından Nakşibendilik benimseniyor. Halidiye kolu günümüzde bendilin Türkiye'deki en yaygın kolu oluyor. Nakşibendilikte cehri zikir yani açıktan zikir, halvet ve sema yoktur. Bunların yerine gizli zikir vardır. Zikrin gizlice, kalpten yapılması esastır. Nakşibendilikte diye açıklayabilirsiniz. Alevilikte kullanılan cem ve bir kavramlarını açıklayınız. Cem sözlükte nedir? Toplanma, birleşme, birlik olma, bir araya gelme. Cem olma. Cemevi ise Alevilerin dini törenler için toplandıkları kültür evleri. Cemevi aynı zamanda cem ayininin yapıldığı yerdir. Bektaşilikte ise cemevi yerine meydan evi ifadesi kullanılır. Cemleri de dedeler yönetir. Alevilikteki din adamları. Üçüncü sorumuz günümüzde ortaya çıkan meselelerin çözümünde Hangi hususlara dikkat edilmelidir? Evet, günümüzde de tabii ki sorunlar ortaya çıkıyor. Bu sorunlara işte Diyanet İşleri Başkanlığı fetvalar veriyor. Günümüzde ortaya çıkan meselelerin çözümünde 1. neslin korunması ve Allah'ın koyduğu dengeyi korumak ana gaye olmalı. 2. Çözüm önerileri fıtrata, yani yaratılışta var olan dengeye aykırı olmamalı, onu bozmamalı. 3. Temel ahlaki değerleri ihlal etmemeli. 4. İnsan onur ve haysiyetini zedelememeli. 5. Güncel meselelerin dini hükmünü açıklamak durumunda olan İslam bilginlerinin her konuda yeterli bilgi sahibi olamayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Son olarak da bireysel fetvalardan ziyade farklı uzmanlık alanlarına sahip alimlerin kararlarını merkez almak gerekir. Burada şu hususu hatırlatalım. Mesela doktorlar kendi işini yaparlar, avukatlar kendi işini yaparlar, işte şoförler kendi işini yaparlar, kimseye karıştırtmazlar. Ama din sanki sahipsiz gibi, din anlatan, öğreten yokmuş gibi maalesef toplumun her kesiminden herkes fetva veriyor. Bu da ne yapıyor? Bilgi kargaşasına neden oluyor. O yüzden Türkiye'mizde Atatürk tarafından kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı vardır. Ehli sünnet çerçevesinde, Kur'an ve sünnet çerçevesinde var olan sorunlara cevap veriyor. Her akşam Diyanet TV'de saat 8'den 9'a kadar güncel meselelere fetvalar veriliyor. O yüzden Diyanetin görüşleri itibar edilmeli, ona uyulmalı. Bunun dışında görüş olanlar görüşlerini kendilerine saklamaları. Çünkü yanlış bir fetva ile insanları dinden, imandan, namazdan soğutabilirler. Dördüncü sorumuz, İslam'ın ekonomik hayatla ilgili ahlaki ölçülerini yazınız. Evet, İslam dini helal ve meşru yollardan kazanmaya önem vermiştir. Temelin demek olmayan mülkiyeti yani bir evi, Hibe, hediye ve miras gibi durumlar dışında meşru saymaz. İslam'da hırsızlık, gasp, yağma, faiz, kumar, kara borsacılık yoktur. Bu yollarla mülk edinmek, araba almak, ev almak, iş yeri yapmak yasaktır. Başkasının mülküne zarar vermek de yine suçtur. İslam dinine göre insanlar mal ve çocuklarla uğraşırken kulluk görevlerini yerine getirmelidirler. Yani işimiz ibadetimize engel olmamalıdır. Dinimizde fakirliğin bir istismar aracı olarak kullanılması yasaktır. Peygamberimiz sizden birinizin sırtında odun küfesi taşıması dilenmesen hayırlıdır. O yüzden sokaklarda dilenenlerin emin olun çoğunluğu açlıktan, susuzluktan değil, alışkanlıktan dolayı milletin dini duygularını istismar ediyor. Onlara sadaka vermekten kaçınmak lazım. Sadakalarımızı, zekatlarımızı akrabalarımızdan başlayarak gerçekten ihtiyaç sahibi olanlara verdiğimiz zaman sevabına ulaşmış oluruz. İslam dini zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan, mal elde etme hırsıyla güçlünün zayıf ezmesine neden olan bir sisteme karşılık neyi getirmiştir? Sosyal adaleti getirmiştir. Zenginlere zekat sadak yoluyla paylaşmayı, yoksulu görüp gözetmeyi, helal kazanç elde etmeyi, kazancı helal yoldan harcamayı, fakirlere ve rızkı temin etmek için çalışmayı emretmiştir diyeceğiz. Beşinci sorumuz gıda maddeleri ve bağımlılık konusundaki dini ve ahlaki ilkeleri açıklayınız. İslam dini insanı eşrefi mahlukat yaratmıştır. Yani yaratılmışların en şereflisi insandır ve ona akıl gibi büyük bir nimet vermiştir. İnsan akıllı ve irade sahibi bir varlık olduğu için Allah katında davranışlarından sorumludur. Çünkü cüz'i iradesi vardır. İnsan aklı sayesinde nefsinin isteklerini dizginleyebilir, dini hükümleri anlayabilir. Bağımlık yapan maddeler ise insanı ne yapar? Aklını sağlıklı bir şekilde kullanmasını engeller, bozar. Bu durumda kişinin hem kendisine, hem ailesine, hem nesline dolayısıyla tüm topluma, tüm insanlığa zarar vermesine neden olur. Bağımlı kişilerin iş verimliliği de düşeceği için bu durum ülke ekonomimize de zarar verir. Bağımlık yapan maddelerin tedariği bulunması, tedavisi için harcanan para da maalesef aile ekonomimizi olumsuz etkiler. Altıncı sorumuz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Suudi Arabistan'da bulunan Büyük Alimler Kurulu, İslam Konferansı Örgütü'ne bağlı İslam Fıkıh Akademisi'nin kararı ve 1990 yılındaki 6. dönem toplantılarına göre organ nakli konusunda ulaşılan sonuçlardan 5 tanesini yazınız. Evet organ nakli çok önemli organ naklinin zaruret olması ve naklin olumlu sonuç vereceği konusundan güçlü kanaatin olması durumunda organ nakli vermek caizdir. Dinen aranan şartların gerçekleşmiş ve organ alınacak kimsenin kendisinin veya kanuni temsilcisinin iznin olması haline yine organ nakli caizdir. Yani verilebilir. Kalp gibi hayatın kendisine bağlı bulunduğu tek organların canlı bir insandan bir başkasına nakli ise haramdır, yasaktır canlı bir insandan temel bir hayati fonksiyonunu devre dışı bırakan organ nakli yine haramdır, yasaktır. İşte Açıklanan durumlarda organ naklinin ittifakla caiz görülmesi, organın satım konusu yapılmaması şartına bağlıdır. Yani bir ücret karşılığında böbrek başkasına nakledilmez. E, vakti, durumu müsait olanların organ nakli vermelerini tavsiye ediyor bu kurulumuz. 7. sorumuz, günümüz Hinduizmi hakkında bilgi veriniz şeklinde. Günümüz Hinduizm'i 18. yüzyıldan günümüze kadar gelen süreçte Hinduizm batıda ortaya çıkan modernleşmenin etkisiyle biraz değişime uğruyor. Bu dönemde Hinduizm dinine bağlı reformistler dinleri ne yapıyor? Putperest din etkilerinden ve modern yaşama uymayan adet ve ibadetlerden kurtarmaya çalışıyorlar diyebiliriz. 8. sorumuz Budizm'in doğuşu ve gelişimi hakkında bilgi veriniz. Budizm'in kurucusu Buda'dır. Siddhartha Gotama saray eğlenceleri içinde yaşayan bir prensmiş bu aslında Budist. bu da tamam mı? 29 yaşına geldiğinde bir keşişten etkilenerek gerçek hayat aramak için sarayı terk ediyor. Sarayı, karısını, oğlunu terk ederek tek başına çileli bir hayat yaşamayı seçiyor. 6 yıl boyunca züht hayatı yaşıyor. Her şeyden, herkesten uzak. Garnıcın bir kolu olan e, Neranjara nehri kıyısında bodi ağacı denilen bir tür incir ağacının altına düşünce halindeyken aydınlanmaya erişiyor. Nirvana'ya ulaşıyor yani. Gaya'daki bu yer bugün Budizm'in kutsal mekanları arasında yer alıyor. Bu iki hayat tarzı dışında başka bir orta yol olabileceği kanaatine varan bu da bu orta yolu da 8 dilimli olarak açık diyor Kitabınızda bunları okudunuz. Buda'nın öğretilerini yaymayı onun tarafından kurulan Sanga Teşkilatı üstleniyor. Bu öğretilerin yazıya geçirilişi M.Ö. 1. yüzyılın sonuna doğru Seylan'da tamamlanıyor. Evet sevgili arkadaşlar ikinci senaryomuzda da bu şekilde 8 sorumuz var. Böylece dersimizi sınavımızı tamamladık. Hepinize tüm derslerinde ve sınavlarda başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.